أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فويل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال، أو كما قال، قال الله في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün gıybetten sakınma üzerine biraz konuşacağız, sohbet vereceğiz. Çünkü çağımız hastalıklarının başında, bu ümmetin içerisinde en büyük hastalıkların en başında gelen meseleler insanların İslam'dan ayrılması, dininde muhalif olması, şeytanın onu aldatması konusunda gıybet dediğimiz, nemamlık dediğimiz, katatlık dediğimiz, laf götürme, getirme, dedikodu, gıybet, onu bunu çekiştirmek, insanları kötülemek, buna benzeyen hastalık ve hasletlerin insanları gerçekten uzun vadede davalarına, dinlerine ihanete götürecek, İslam'la bağlarını koparacak, insanlar içerisinde nefrete, öfkeye, kızgınlığa sebep olacak her türlü kötülüğün kapısını açtığını biz biliyoruz. Hatta biz yedi helak edici günahtan bahsettiğimiz zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın affetmeyeceği, kıyamet günü mahşer meydanında mutlaka onları bulacak olan, onların mizanda gerçekten bütün maneviyatlarını yerle bir edecek olan, hatta onları talan edecek, onların bütün hayır ve hasenatlarını silecek olan yedi kebairden birinin gıybet olduğunu, yani insanları çekiştirmek, insanları çekiştirmekten kast olunan, bir insanın hoşuna gitmeyecek herhangi bir konuda bir insanın arkasından konuşmak, onu itibarsızlaştırmak, onu insanlar içerisinde, toplum içerisinde izzetini, şerefini insanlar nezdinde kötüye düşürmek, onu itibarsızlaştırmaya götürebilecek her türlü ima işaret. Hatta Kur'an-ı Mubin'de ayet-i kerimelerde, Kalem suresinde kaş göz yapmanın bile gıybete girdiğini, gıybet dahilinde olduğunu, hatta bir insan geçerken ima ile onu işaret etmenin bile gıybet dahilinde olduğunu söylüyor. Ondan dolayı gıybet edene karşı bir müminin, bir Müslümanın takınması gereken tutum. Çünkü bir toplum içerisinde, bir cemaat içerisinde, bir yapı içerisinde şeytanın mutlak olarak yolunun başında bu gelir. Önce şeytan ne yapar? Önce bir davetçinin, İslam ile tanışan bir insanın kalbine şetim koyar. Şetim nedir? Vesvesedir, fısıltıdır, ince seslerdir. Bununla şeytan onu ne yapar? Uzun vadeli hesapları onun üzerine kurar. Çünkü gerçekten İmam Gazali Rahimullah ve diğer İslam alimleri ve aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetine de bakacak olursanız, şeytanın insanı bozma, yozlaştırma süreçlerinin başında insanın iç alemi geldiğini biz iyi biliyoruz. İç aleminde ona vesvese verir, ona şetim verir, aslında olmayan şeyi olmuş gibi gösterir. Hatta bunun tabirini yapacak olursak, ilmen bilmen diyebilirsiniz ki şizofrenite gibi bir hastalık tarzıdır. Yani bir insan bir müddet kalbinde geçirdiği bir şeyin sanki gerçekmiş gibi ona inanması, kanaat etmesi ve bunun için bu hususta çalışması olarak anlamak gerekiyor. Ondan dolayı ehli sünnet ve cemaat uleması aynı keza başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sonra da Allah-u Teala Kur'an-ı Mubin'de müminlerin gıybetten sakınması konusunda açık ve net olarak Hucurat Suresinde ve değişik yerlerde bu konuda uyarılar ve ikazları var. Bizim gayemiz de bir Müslüman, bizim gibi bir Müslümanın gerçekten korunması gereken konuların başında. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin Edeb 50'de, Ebu Davud'un da Edeb 38'de verdiği sahih iki hadiste şöyle buyurmuştur: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Nemam ve la yedhuluna cennete katat demiştir. Nemam ve katat cennete giremez. Hatta bazı alimler diyor ki onlar günahlarının ağırlığından ve boyunlarındaki kul hakkından dolayı asla cennete girmeyecek iki taife olarak tarif ediyor. Bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnette açıkladığı zaman katat ve nemamın birbirine benzeyen kişiler olduğunu ama farklı görevler ve vasıfları yerine getirdiklerini söz diyor.
biri sadece sağda solda duyduğu lafları taşıyarak insanları itibarsızlaştırdığını, birinde bunu bizzat öncülük yapıp bu fitneleri, bu tür dedikoduları çıkaran kimse olarak tarif ediyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biz hepimiz biliyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak bize ulaşmış olan sünneti itibar edilmesi gereken, ciddiye alınması gereken, üzerine tevekkül edilmesi gereken ve bu konuda bir insan üzerine ne düşüyorsa yapması gereken meselelerin başına geliyor. Eğer bir toplumda birileri gıybet ediyorsa, istiyorsanız bir kardeşiniz, istiyorsanız çevrenizden bir insan, istiyorsanız başka bir şey, böyle bir durumda yapılacak olan gene sünnet ile belirlenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuda kendisine değişik Müslümanların gıybetini yapan bir takım insanlar hakkında onlara yaptığı uyarıları, nasihatleri vardır. Bunları bilirseniz en azından gıybetçilere karşı nasıl bir tavır takılmamız gerektiğini biliyoruz. Az buçuk buradaki cemaat hepsi bilir ki gıybet kebairlerin en büyüğündendir. Bu aynı keza kıyamet günü gıybetin affı ancak kişinin hakkından vazgeçmesiyle mümkündür. Yani aslında bir sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki ya Resulullah, bana bir nasihat ver, bana bir güvence ver ki cennete girmem için. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki şeyi işaret ediyor. Birincisi dilini tutuyor, ona dili gösteriyor, diyor ki bu hususta bana güvence ver. Yani hiçbir kulun arkasından konuşmayacağına, bu dilini hiç haram işlemeyeceğine, hiçbir şekilde yarın Allah'ın huzurunda boynunu bükecek bir fiile sebep olacak bir etkenin içerisine girmeyeceğine dair bana güvenecek, güvence verirsen. İkincisi zina ve zinanın şekilleri itibarıyla bana güvence verecek olursan ben de sana cennet vaat ediyorum diyor. Çünkü o cenneti Allah-u Teala kullarına vaat eder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun neyidir? Onun Resulü olduğu için, onun nebisi olduğu için, onun Allah-u Teala'dan bize ulaşacak vahinin aracısı olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize bu güvenceyi veriyor. Ondan dolayı gerçekten eğer bir insan cennet istiyorsa, eğer bir insan Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu istiyorsa herhalde meselelerin başında gıybet, kovuculuk, dedikodu gibi buna benzeyen aleykümselam ve rahmetullah. Buna benzeyen şeylerden sakınacak, kendini koruyacak. Neden dedik? Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikazını yaptık. Buhari ve Müslüm'ün ve Ebu Davud'un ve diğerlerinde farklı senetlerle verdiği La yedhulul cennâh, cennete girmeyecek kimler? Nemam ve katat. Yani gıybet eden, dedikodu yapan, mesela ben bir insan arkasından konuşuyorum, sen bunu benden duyuyorsun, hiçbir bilgin, hiçbir güvenilir bir yanı olmadığı halde o bilgiyi yayman insan için günah olarak yeter. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de de geçen bir hadisinde kişiye günah olarak duyup sağda solda duyduğu insanlar hakkında, alimler hakkında, cemaatler hakkında, camialar hakkında, kişiler, şahıslar hakkında duyup da sağda solda konuştuğunun günah olarak ona yetip arttığını söylüyor. Demek ki gerçekten ciddiye alınacak bir mesele. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu tür fiilleri yapanın cennete girmeyeceğini, cennette karşılaşma şansının bulunmadığını ama en önemli olan hususların başında gerçekten mesele İslam'a hizmetleri bulunan, İslam için ciddi anlamda büyük hizmetleri bulunmuş ama bak şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ihanet derecesinde bir fiil ve hareket davranış içerisinde bulunmayan, yani münafıklık, nifak gibi, ehli bid'a gibi ağır bir bid'at ehli olan bu fiilleri değil, onların kişisel durumları, onlar hakkında çıkmış olan iftiralar veya dedikodular, doğru veya doğru olmasın, buna benzeyen hiçbir şeyi dile getirmemek gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Hatta bununla alakalı bir hadis-i şerifte bir tanesi gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a birini kötülüyor, biri hakkında ileri geri konuşuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen gıybet ediyorsun. O diyor ki ya Resulallah, ben gıybet etmiyorum, ben doğru olanı söylüyorum. Yani burada tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu bir cemaat içerisinde bunu söylüyor. Şimdi bir insan gidip de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kardeşinin kötü olan hareket ve vasfını düzeltmek için söylediği zaman İslam buna gıybet olarak tarif etmemiştir. Ama kalkıp bir toplum içerisinde onu rencide edecek veya onun bu sözünü duyup da başka yerlerde konuşabilme ihtimali olan bir topluluk içerisinde konuştuğu zaman işte biz buna gıybet diyoruz. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona gıybet etme dediği zaman o da demiştir ki ya Resulallah, ben gıybet etmiyorum. Hayır, sen gıybet ediyorsun demiş. Çünkü yaptığı şey, doğru olan şeyi söylemek gıybettir demiştir. Yani bir adamın bir günahı, bireysel bir günahı, bireysel bir hatası, İslam'a aykırı olabilecek bir günahı varsa, eğer bu günahı Allah'ın dinine zarar vermiyorsa, İslam'a ihanet içermiyorsa, bu insanın o hayıbını, o günahını kalkıp da insanlar ve toplum içerisinde teşrih etmek, ifşa etmek, herkesin duyabileceği bir yolu açmanın kesinlikle gıybet olduğunu, İslam bunu mutlak yasaklıyor. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki zaten doğru değilse iftiradır. İftira da hükmen daha büyük bir günahtır.
Ondan dolayı yani gerçekten bir Müslüman eğer cenneti istiyorsa, Allahu Teala'nın rızasını istiyorsa, kendi ahiretini, maslahatını istiyorsa demek ki gıybet konusunda dilini sıkı tutmakla mükellef olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin Eda 60'ta 79 numaralı hadis numarası olarak verdiği kulli ümmeti maafi, bütün ümmetim affedilecek, bütün ümmetim affedilecek. Yani hepsi bir şekilde affolunacak. Allahu Teala onlara merhamet gösterecek. İlla mücahirun diyor. Ancak fiilleri, günahları açıktan işleyen. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne dayanarak İmam Buhari, yani Fethül Bari'de Hacer el-Asqalani bunu şerh ettiğinde diyor ki gıybet, nemam, katat, buna benzeyen insanlar aslında hepsi mücahirundur. Yani açıktan fiil işleyen, açıktan haram işleyenler, açıktan Allah'ın hududunu, Allah'ın helal ve haram sınırlarını çiğneyenler olarak tarif ediyor. Hatta mücahir kelimesi kötülüğünü açığa vuran Allah'ın örtü. Bak Allah'ın örtü. Bir insanın bir aybı olur. Rabbim üstünü örter ama o örtmez. Gider onu ifşa eder. İşte biz buna ne diyoruz? Mücahir diyoruz. Günahı bütün evet diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna dayanarak alimler diyor ki kötülüğü açığa vuran Allah'ın örtüğünü açığa vuran kimsedir. İbn-i Battal Rahimullah Kutub-i Sitte'de şöyle açıklamada bulunmuş. Günaha aleni yapmada Allah ve peygamber ve salih müminler haklarında hafife alma hakkı da vardır demiştir. Yani günahları hafif almakta veya günahları açıktan işlemede kastettiği Allah, Resulü ve müminler. Yani Allah'a ve ahiret güne iman etmiş insanlar da dahil olmak üzere onları ifşa etmek, itibarsızlaştırmak, onları kötülemenin de bunun dahilinde olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Kur'an-ı Mubin'de Allahu Teala Fussilat Suresi 34. ayet-i kerimede gıybetçiye karşı bir Müslümanın takınması gereken vasfı ve niteliği veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allahu Teala iyilik, iyi söz ve davranış ile kötülük, kötü söz ve davranış bir değildir. Yani Allahu Teala hakla batılı ayırıyor, doğru ve yanlışın arasını belirliyor, ikisini birer tarafa itiyor. Ondan sonra ne diyor? Bir insan hakkınızda konuşacak, hakkınızda sizi itibarsızlaştıracak, sizi insanlar içerisinde kötü duruma düşürecek bir durumda, bir hareket ve davranışta bulunduğu takdirde sen kötülüğü en güzel biçimde sav diyor. Kötülüğü en güzel biçimde savmak nedir? Eğer birileri gelip de sizin yanınızda birilerin gıybetini ediyorsa, birilerini çekiştiriyorsa siz orada onları dinlemekle kendi kalplerinize fitneyi sokmuş oluyorsunuz. Yani kısa ve öz olarak şeytanın kalbinize bir kapısını açmış oluyorsunuz. Üzerinize bir bab, bir kapı açmış oluyorsunuz. Artık şeytan oradan sokulmaya başlayacak. Ondan dolayı Allahu Teala iyi sözle kötü sözün bir olamayacağını, iyi olanın Allah katında müteber ve itibar sahibi olduğunu, kişinin belki binlerce hayır ve hasenatına sebep olacağını ama gıybet olan Allah'ın hoşnut olmadığı kovuculuk, katatlık, nemamlık gibi bu fiil ve davranışlarsa kötülük olduğunu ve asla bir olamayacağını. Aynı keza yani burada mesela bu ayetlerin tefsirine baktığım zaman alimler şöyle diyor. Diyorlar ki sen kötülüğü en güzel biçimde sav derken burada kastettikleri eğer birileri sizin yanınızda gıybet ediyorsa, birileri sizin yanınızda fitneye sebep olacak fiiller ve davranışlar içerisine giriyorsa en güzel şekilde savmak nedir? Bak kardeşim senin bu yaptığın Allah nezdinde Rabbimin hoşnut olmadığıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam men ettiği, yasakladığı bir fiildir. Sen bunu konuşmakla hem kendine hem bana zarar veriyorsun. Neden? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bundan önceki hadis-i şerifte diyor ya kişiye günah olarak duyup yaydı yeter. Çünkü duyduğunu mutlaka bir yerde konuşacaksın. Bu da yaymak demektir ki ondan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeye bunu emretmiştir. Eğer biri sizin yanınızda bir mümin kardeşinizi, bir Müslüman kardeşinizin arkasından konuşacak olursa onu dinlemeyin veya onu en güzel şekilde savmak yani göndermek, bu konuda itirazkar olmak, onun bu gıybeti yapmasına engel olmak olarak da emrediyor. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin sanki bak kimse sanki sıcak samimi bir dost oluverir. Yani mesela biri gıybet ediyorsa hemen düşmanlıkla veya kadavetle olmayacak. Mesela sosyal medyada gördüğüm bir ilke vardır. Belli camia, belli cemaatler, belli gruplar, belli kişiler, belli şahıslar onlara yönelik eleştirilere karşı hemen ne yapıyor? Onların trolleri devreye giriyor. Belki o insanlar iyi niyetle, belki samimi bir şekilde kendi kardeşlerinin hatalarını düzeltmek gibi bir fiil amacıyla o eleştiriler yaparken karşı tarafın onlara saldırması, onlar hakkında haddini aşacak, iftira derecesine varabilecek davranışlarla karşılık verince bakıyorsunuz ki bu insanlarla aralarına bir düşmanlık ve nefret geliyor. Ondan dolayı bir insan gıybet ettiği zaman yapılması gerekeni aslında ayetler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bildiriyor. Güzellikle nasihat edin. Eğer haddini aşmışsa git de ki kardeşim sen bunu yapmaya hakkın yok. Ve eğer senin hakkında konuşmuşsa onu bulduğun yerde bak
Sen böyle böyle konuşuyorsun. Bunlar Allah katında vebaldir. Eğer yapmışsan buyur hodri meydan çıkar delillerini. Ama bir insan arkasından konuşmak zaten bu adamın yalancı olduğunu gösterir. Doğru olan insanın yüzüne konuşulur. Arkasından konuşulmaz. Eğer bir şey arkadan çevriliyorsa bunun doğruluk derecesi olmadığının açık ve net kanıtıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Nitekim Nisa 148. ayet-i kerimede de Allah zulmü uğrayanın dile getirmesi dışında. Yani Allah-u Teala zulmü uğrayanın dile getirmesi dışında derken bir insana zulüm edilmiştir, bir adaletsizlik yapılmıştır. Onun gidip de bir merciye veya makama başvurup kendi hakkını savunması, kendisine yapılmış olan fiili açığa çıkarıp da bak beni böyle tehdit ettiler, bana böyle zulmettiler, paramı gasp ettiler, şunu bana yaptılar gibi söylemek kastı müstesna. Allah-u Teala burada bir istisna koyuyor. Bu müstesna diyor, çirkin sözün açıklanmasını asla sevmez. Yani bir insanın günahını, bir insanın hatasını, bir insanın yanlışını ifşa etmeyi Allah-u Teala sevmediğini, ancak zulme uğrayan bir insan varsa, birilerinin zalimliğiyle karşılaşmışsa, biri onun parasını gasp etmişse, biri ona iftira atmışsa, biri onu itibarsızlaştırmışsa ve bu konuda kalkıp da onu açığa vurmak nedir? Mahkemeye gitmek, şer'i kadılara başvurmak, İslami örf-i usule göre hak talebinde bulunmak müstesna. Allah-u Teala çirkin sözün açığa vurulmasını helal görmediğini, neden? Çünkü insanların kalplerini, ruhlarını, maneviyatlarını her şekilde bozacağını, yozlaştıracağını söylüyor. Ben ondan dolayı her zaman, hayatım boyunca her zaman insanlara diyorum, ne kadar çok kulaklarınızı gıybete, kovuculuğa, dedikoduya kapatırsanız o kadar çok maneviyatınız güçlü kalır. Ne zaman ki kendinizi onlara açtınız, o zaman çöküş, o zaman yozlaşma, o zaman maneviyatınızı kaybetmeniz söz konusu olacağını söylüyor. Ve Allah-u Teala şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir derken her şeyi bildiğini, kalpte olanı da bildiğini, açığa vurulanı da bildiğini, gizli tutulanı da bildiğini, yani beşerin hiçbir şekilde Allah-u Teala'dan bir şey saklayamayacağını biliyor. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde, yani mesela ziyana uğramak, anlıyorsun, müflis kelimesini kullanıyor. Diyor ki Sahih-i Buhari ve Müslim-i Tefikun Aleyhim verdikleri bir hadiste, biz ehli sünnet ve cemaat dediğimiz zaman Kur'an'a ve sünnete göre hareket edenler olduğumuz için bizim için sünnetin de itibar edilecek derecede güvenilir sikadır. Yani biz sünnete dayanırız. Sünneti Kur'an kadar müteber görür, itibar ederiz. Bize göre sünnet de vahidir, gayri metlu vahidir. Gayri metlu vahidir. Ondan dolayı biz sünneti de önemseriz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye Sahih Buhari ve Müslim'in müttefikun aleyhi verdikleri bir hadiste müflis kimdir? Yani müflis Arapçada iflas eden. Yani bütün mal varlığını, servetini, her şeyini kaybetmiş. Elinden parası, pulu gitmiş, ortada kalmış, hiçbir dünyalık değeri kalmamış kimse olarak tarif ediyor. Oradakiler diyor ki ya Resulallah, bizce müflis, yani bizim anladığımız müflis, dünyalık malı mülkü olup bir zamanlar zengin olan sonra iflas edendir deyince, Allah'ın Resulü ben onu kastetmiyorum, ben dinin müflislerinden soruyor diye sordum diyor ve o sonra şöyle bir açıklamada bulunuyor. Dinin müflisi diyor, çok namaz, çok ibadet, çok cihat, çok zekat, çok hac, çok ibadet, full ibadetle gelen, aslında öldüğü zaman sekeratül mevtte, nekir münker sorgusunda cennetli gözüken, mizana çıkıncaya kadar da cennetli gözüken, sonra Allah-u Teala ömrünün iki katı onu sorgudan geçirip, dünya hayatı içerisinde oturup kalktığı hak hukuk meselelerinde, yani düşünün ki ne kadar insan varsa, hayatı boyunca kimi görmüşse, görüşmüşse, kimin bir hak hukuku boynuna girmişse, onlarla yüz yüze geleceği, hesaplaşacağı bir süreçten bahsediyor. İşte dinin müflisi, çok gıybet eden, dedikodu eden, katatlık, nemamlık yapan, onu bunu çekiştiren, onun bunun ayıplarını ifşa eden, ona buna iftira atanın iftirasını yayan, buna benzeyen her türlü kötülüğü yapan ama yanında muazzam bir ameli olan ama orada iflas edendir. Sonra teker teker Allah-u Teala bütün hak sahiplerini çağırır. Biri gelir der ki Rabbim bu benim gıybetimi etti, hakkımı istiyorum. Biri der ki bu benim hakkımda atılmış bir iftirayı yaydı, hakkımı istiyorum. Biri şöyle, biri böyle diye. En sonunda bunun bütün amelinin biteceğini, bitmesi bir yana, artık diğerlerinin günahlarının ona yükleneceğini, netice itibariyle bu günahların neticesinde bu kişinin cehenneme atılacağını Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ve hakikat hukuk da budur. Ondan dolayı eskiden büyük alimlerimiz, biri onların gıybetini, kovuculuğu, onlar hakkında kovuculukta bulunup gıybet ettiği zaman hiçbir zaman kötü bir şekilde onları kötülmek fiiline girmemişlerdir. Onlara nasihat olabilecek bazı yöntemlere başvurmuşlardır. Hatta Hazreti Hasan'ın kendisinin arkasından kötü konuşan birkaç kimseye
evlerine tatlı gönderip teşekkür ettiğini, onlara aslında yaptıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu hatırlattığını biz biliyoruz. Buna benzeyen ulemanın da aynı şekilde yöntemlere başvurduğunu, ama hiçbir zaman gıybet ve kovuculuğa neyle karşılık verilmez? Gıybet ile karşılık verilmez. Ancak ayet-i kerimede Allah-u Teala hakkını savunmak müstesna diyor. Eğer bir Müslüman ağır bir iftiraya uğrarsa onun kalkıp da doğruları konuşması, gerçekleri ifşa etmesi, ortaya koyması müstesna. Diğer her konuda Allah-u Teala bunların önünü kapattığını söylüyor. Rabbil Alemin müminlerin vasıf ve niteliklerini verdiği zaman onların iyiliği emredip kötülükten sakındırdığını söylüyor. İbn-i Kayyim el-Cezvi ve diğerleri veya okudum Kutubi'de de tefsirde geçtiği üzerine bu ayeti açıkladıkları zaman, emre bir ma'ruf ney'in münker kelimesini açıkladığı zaman burada istisnasızdır diyor. Yani iyi olan her şeyi yaymak, kötü olan her şeye karşı durmak olarak tarif ediyor. Burada gıybet de, kovuculuk da, nemamlık, katatlık, buna benzeyen her şeye karşı bir Müslümanın durması lazım. Eğer burada bir cemaat varsa, bir topluluk varsa emin olun ki cemaat şeytan için bir settir, engeldir. Hatta hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam halife kalkandır sözünden kastettiği nedir? Eğer bir ümmetin halifesi varsa gerçekten Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın Resulü'nün getirdiği ilkelere göre halkı yönetiyor, ona göre onları idare ediyorsa o şeytana karşı ümmetin kalkanıdır. Kafire karşı ümmetin kalkanıdır. Yeryüzünde müstekbirlere karşı kalkandır. Cemaat de şeytanın şerrine, şeytanın hilelerine, kişilerin batıla kaymaları için bir engel ve settir. Ondan dolayı şeytan ve şeytanın yandaşı olan herkes cemaat kavramına saldırır. Herkes cemaatin bitmesi için bir faaliyet içerisinde bulunur. Hatta zalimler, zorbalar belli bir konum, belli bir güce geldikleri zaman ilk yönelecekleri yapılar da İslami cemaatlerdir. Çünkü kendilerine rakip gördükleri, kendileri için tehlike gördükleri her şeyi yok eder. Ondan dolayı Allah-u Teala müminlerin vasıflarını ve niteliklerini veriyor ve şöyle buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُهُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدِ Mümin kadınlar ve erkekler birbirlerinin velileridirler. Bir kısmı bir kısmının velileridir. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmiş, samimi olanlar birbirlerinin velileridir. Birbirlerini himaye ederler anlamında kullanılan bir tabirdir. Yani veli demek himaye eden, koruyan, muhafaza eden. Yani her çok geniş anlamlıdır. Yani her şekilde nasıl ki mesela bir çocuğun anne babası velisi, annesi babasıdır. Neden? Çünkü korurlar, himaye ederler, ayıplarını örterler, eğitirler, yetiştirirler, geliştirirler. Allah-u Teala müminleri müminlerin velileri olarak tarif ediyor, takdim ediyor. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Diyor ki onlar iyiliği emrederler, iyilik için mücadele verirler. Yeryüzüne Allah'ın kelamının hakim olması, Kur'an'ın ihyası, insanlar içerisinde İslam'ın kök salması için büyük bir mücadelede bulunurlar. وَعَيْنِ كَزَا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve kötü olandan da insanları sakındırırlar. Birbirlerini sakındırır, Müslümanları sakındırırlar. Şimdi bizim sakındırdığımız konu nedir? Gıybettir. Gıybetin nevileri katatlık, nemamlıktır. Yani bir laf getirip götürme hastalığı. Çünkü insanların gerçekten hastalığı budur. Bugünkü Müslüman toplumun da en büyük hastalığı budur. Hele ki şeytan sosyal medya üzerinde muazzam insanoğlunun önünü açınca hiç tanımadığın, bilmediğin, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığın, sadece birilerin attığı dipnotlarla haklarında kararlar ve hükümler verdiğiniz ve nicelerinin hiç tanınmadan, görmeden, tanışma fırsatı dünya hayatında bulmadan günahlarını alacağınız binlerce insan hayatınız boyunca önünüze çıkabilir. Ondan dolayı siz şunun farkına varırsanız ki benim konuştuğum isabetliyse ve bu adam Müslümansa gene haram, isabetli değilse ve bu adam kafir bile olsa, iftira ise Allah nezdinde gene haram olduğunu bilmek lazım. Ona göre davranmak lazım ki ne olmayasın? Yarın Rabbinin huzurunda müflislerden olmayasın. Müflis olup iflas eden, Rabbine hasar veremeyen, kullara karşı kul hakkını boynundan atamayan, helak olan insanlardan olmamak için de bu konuları ciddiye almak gerekiyor. Allah-u Teala müminlerin, mümin erkek ve kadınların vasıflarını böyle veriyor. Diyor ki onlar birbirlerinin velileridirler, korurlar, muhafızdırlar, birbirlerini esirgerler, hakları da ileri geri konuşulduğunda sanki kendilerine yapılmış gibi onun karşısında dururlar. Aynı keza iyiliği emreder, kötülüklerden birbirlerini sakındırırlar. وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَاتِ Ve aynı keza onlar namazlarını kılar ve zekatlarını da hakkıyla verirler. Zekat dediğimiz zaman bu sadaka olarak tarif eder. Zaten Allah-u Teala zekatı sadaka olarak dile getiriyor. Allah yolunda fakir, mazlum, müstezaf, yeryüzünde mülteci de olabilir veya çevremizde bir fakir de olabilir. Allah-u Teala'nın bizim malımıza koyduğu fakirin hakkı olan zekatı hakkıyla verirler. Zaten zekatı vermeyenin Hazreti Ebu Bekir'in tabiriyle namazının da Allah nezdinde makbul olmadığını kendisi söyler.
ve yuti'una Allaha ve Resulehu ve Resule. Onlar Allah'a ve Resulüne de itaat ederler. İşte Allah'a ve Resulüne itaatten kast ondan budur. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam diyorsa ki kulli ümmeti maafi, bütün ümmetim affa mazhar olacak, affolunacak. Ancak mücahir diyor. Yani günahını açıktan işleyen, gıybetini, kovuculuğunu, dedikodusunu kimseden gizlemeden, bunu ifşa eden, hiçbir ar, utanma duyguları bulunmayan, iftira atmaktan çekinmeyen, sakınmayan insan müstesna. Allah onu affetmez dedi. Çünkü o kulların haklarına girip kulların ayıplarını, kulların yapmadıkları şeylerle itham ettiği için Rabbim onlara merhamet etmeyeceğini, aynı keza la yedhulûnel cennâte kattâd ve la yedhulûnel cennâte nemâm kelimesinin tabiriyle gıybet edip, aynı keza gıybeti yayıp kovuculuk yapanların da cennete girmeyeceğini Muhammed aleyhissalâtu vesselâm söylüyor. Ondan dolayı Allah ve Resulüne itaat ancak bu şekilde olur. Eğer Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'dan bize bir sünnet ulaştıysa o sünneti kale almak, o sünnete uymak, ona itiraz etmemek peygambere itaattir. Eğer Kur'an'dan bir ayet rivayet olunduğu üzere, bize ulaştığı üzerine onu da işitip ona göre de hareket edecek olursak, işte o zaman da Allah-u Teala itaati gerçekleştirmiş oluruz. Bu da mümin olmanın bir vasfı ve niteliğidir. Ulaike seyerhamuhumullahu. Muhakkak ki Allah-u Teala onlara merhamet edecek, illerde merhamet edecek. Allah-u Teala illerde mahşer günü veya kabir hasabı veya kabir sorgusuyla beraber onları temize çıkaracak, affedecek, merhamet edecek, onları nice güzelliklere mazhar edecek kimseler olarak dile getiriyor. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Muhakkak ki Allah azizdir ve hakimdir. Yani Allah-u Teala azizdir, hakimdir, hikmet sahibidir. Aynı keza izzetiyle her şeyi kuşatmıştır. Nitekim Buhari ve Müslüm'ün Ebu Davud'un da senetleriyle verdiği bir konu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum münkeren diyor. Kim bir münkeri görürse onu mutlaka ne yapsın? فَاِنَّمْ بِلِسَانِهِ onu diliyle ne yapsın? Düzelsin. Eğer فَاِنَّمْ يَسْتَطِعِ eğer ona diliyle gücü yetmiyorsa, mesela bizim yaptığımız da emri bir maruftur, açıktan uyarıdır, dilimizle tebliğdir, görevimizi yerine getiriyoruz. Ama eğer bir toplum vardır ki biz onlara nasihat ettiğimiz halde bu nasihate kale almayıp da nefisleri ve kibirleri buna galip gelip de üstüne bize düşmanlık edecek olurlarsa, o zaman da Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kalbinle buğz et. Fiillerine kalbinle buğz et ama durumlarını Allah-u Teala'ya bırak. Onun için diyor ki men ra'a minkum, kim görürse, neyi görürse, bir kötülüğü görürse, nasıl bir kötülük? İnsanlar Allah'ın dinine muhalif bir şey yapıyorsa onu mutlaka neyle düzelsin? Eliyle düzelsin. Anlıyor musunuz? Onu biyedihi, eliyle düzelsin. فَاِنَّمْ يَسْتَطِعْ eğer ona gücü yetmezse فَبِلِثَانِهِ onu diliyle düzelsin. فَاِنَّمْ يَسْتَطِعْ ona da gücü yetmezse بِقَلْبِهِ kalbiyle buğz etsin. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam وَذَٰلِكَ دَعَفُ الْاِمَانِ o da imanın zayıf halidir. Eğer bir İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir fiil ki bu gıybet ve dedikodu, nemamlık ve katatlık, buna benzeyen bütün hastalıklar, kovuculuk dahil olmak üzere hepsi Rabbimin hoşnut olmadığı ve Allah-u Teala'nın sakınmamız konusunda bize gerçekten ciddi anlamda uyardı. Haramlardan, günahlardan, kebairlerden, hatta yedi helak edici şeyden biri olarak bildiğimiz için bu konuda da birbirimizi uyarmakla mükellefiz. Zaten bu hadisi Müslüm'ün İman 78, 1. ciltte 69'da, Ebu Davud'un Salat 246, 1. ciltte de 677'de verdiği ve Buhari'nin de rivayet ettiği meşhur hadisidir. Nitekim Hasan-ı Basri Rahimullah, tabiinin alimlerinden Hasan-ı Basri kendisine gıybetini yapan birisine bir tabak hurma göndermiş ve işittiğime göre amellerinden bir miktar bana hediye etmişsin diye de ona haber yollattırmıştır. Ben de hurma göndererek karşılığını verdim. Yani diyor ki Hasan-ı Basri duyuyor ki biri onun gıybetini etmiş, arkasından konuşmuş. O da ona bir tas hurma göndermiş. Zaten fakir ama gerçekten takvalı bir tabiinin ileri gelenlerinden, hatta Ehl-i Sünnet'in en büyük alimlerinden biridir. Kendisi diyor ki duyduğuma göre sen bir miktar hayrını bana bağışlamışsın. Yani bir miktar amelini bana hediye etmişsin. Ben de ona teşekküren diyor bu hurmayı sana gönderdim ki o insan bunu düşünsün. Düşünsün yani yaptığı hatayı görsün. Bak
ayet-i kerimede diyor ya, onlar bir kötülük yaptığında siz de güzel bir şekilde onu savun derken, ya ona nasihat edebileceğiniz bir şekilde ona uyarı gönderin, ya da onu bu şekilde uyararak, yani böyle ders niteliği bazı şeyler, işaretler göndererek o insanı ne yapmaya çalışın? Hatasından dönmesini sağlamaya çalışın. Gördüğünüz gibi bu insanlar da bu konuda da gerçekten mahir. Kendisi diyor ki böyle bir şeyin karşısına bu hareketli fiili göstererek onu bu şekilde savmıştır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyarıları da vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kimse bana ashabımdan birinden canımı sıkacak bir söz veya fiil getirmesin buyurmuştur. Sebebini soranlara şöyle demiştir. Yani mesela bazen bazı sahabeler, ama bunlar samimi olan, mümin olan, bak münafık veya tecassuslukta bulunan, ihanet içerisinde olanları kastetmiyor. Müslüman olan ama bazen nefsine yenilip hata işleyenlerle alakalı olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye rica etmiştir. Demiştir, kimse benim ve ashabım hakkında bana olumsuz şeyler getirmesin. Getirmesin yani, rica etmiş. Neden demiş? Çünkü ben onların karşısına çıktığım zaman kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Demek ki Allah'ın Resulü bile böyle şeylerin onu rahatsız ettiğini, kalbinde belli bir kuşkuya sebep olduğunu dile getiriyor. Elbette ki eğer onun için böyleyse bizim için nasıl olur? Ondan dolayı gerçekten yani gıybet basit bir günah değil. Cennet isteyen, Allah-u Teala'dan mağfiret dileyen, gerçekten cennete karşı bir iştiraki olan, böyle bir gayreti olan bir Müslümanın en çok sakınması gereken günahların en büyüklerin başında gıybet veya kovuculuk veya namam veya dedikodu, buna benzeyen hastalıklar gelir. Buna aslında hepsi eş anlamlı kelimelerdir. Hepsinin tek ismi vardır, gıybettir yani. Dili kullanmak, dil ile insanları rencide etmek, dil ile insanları kötülemek, dil ile insanlara kumpas kurmak, dil ile insanları itibarsızlaştırmak, dil ile insanların değil ümmetin içerisine fitne sokmak, dil ile insanları veya ümmeti birbirine karşı itibarlarını yitirecek, birbirlerine ona güvenlerini sarsacak hareketlerde bulunmak. Ve ben size şunu da söyleyeyim. Bugün küfür ve küfrün taraftarları veya zalimler veya medya veya basın ve yayın sistemi de budur. Bir insana eğer bir süreç başlatılacaksa önce itibarsızlaştırmayla başlarlar. Başlarlar arkasından yapmadığı şeylerle itham etmek, iftiralar atmak, kumpaslar kurmak, onu toplumun nezdinde kararttıktan sonra istedikleri emellerine varmak için adımlarını ona göre atarlar. Ondan dolayı İslam hukuku gıybetin üzerine bundan dolayı duruyor. Çünkü gıybet ihanet sürecinin başlangıcıdır. Müslümanların kendi davalarına karşı kötü bir hareket içerisine girmeleri için atılacak ilk adım olarak görülüyor. Nitekim Kalem suresi 10. ayet-i kerimede de yemin edip duran, bak dikkat edin, Allah-u Teala ne kadar açık bir uyarıda bulunuyor. Yemin edip duran, aşağılık daima kusur arayıp kanayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba kaba, bütün bunların ötesinde soysuz olan kimseye mal ve oğulları var diye boyun eğme. Bu Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği bir uyarı, ama aslında Allah-u Teala yeryüzüne en aşağılık fiilin başta gıybet olduğunu açık ve net olarak diyor. Çünkü o insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı toplum nezdinde itibarsızlaştırmak için Ebu Leheb'tir, Ümeyye bin Halef'tir, Ebu Cehil'dir. Peygamber'e karşı çocuklarının çokluğuyla benim erkek 6 erkek oğlum var, benim 5 tane var, Muhammed senin kızların dışında kimsen yok, senin çocukların yok diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kırıcı, rencide edici, Allah'ın Resulünü gerçekten böyle moralini bozacak, yani iç aleminde onu huzursuzluğa sürükleyecek her türlü davranışı dile getirdiklerini söylüyor. Aynı keza Kalem suresi 10. ayet-i kerimede de münafık ve hainin de niteliklerini veriyor. Ne diyor? Yemin edip duran, gerçekten bu toplumda dikkat edin, pazarda gezin, sağda gezin, solda gezin, kim çok yemin ediyorsa onda o kadar çok fitne var ki, o kadar çok pislik var ki, o kadar çok yalan var ki, o kadar çok gıybet var ki, o kadar çok ahlaksızlık var ki aklınız durur. Gidin yemin edip, vallahi billahi tallahi, vallahi billahi, her şeyde yemin eden adam yeryüzünün en aşağılığıdır. Ve Allah-u Teala gıybetçi, kovucu, hain adamın niteliklerini verirken de başta yemin kavramını kullanıyor. Diyor, yemin edip durarak aşağılık daima kusur arayıp kınayan. İnsanların kusurunu arayıp kınamanın ne kadar büyük bir günah olduğunu ayet-i kerime açık ve net olarak dile getiriyor. Durmadan söz taşıyan,
iyiliğe hep engel olmaya çalışan, iyiliğe ket olan, engel olan, set olanlar olarak tarif ediyor. Çünkü zaten söz taşıdığın zaman hiçbir zaman iyiliğe hizmet etmiyorsun. Direkt kötülüğe, Allah'a isyan olan fiillere hizmet etmiş oluyorsun ki bundan dolayı bu konuda da uyarılıyoruz. Saldırgan, günaha dadanmış, günaha karşı hiçbir korkusu, endişesi olmayan. Çünkü zaten bir insan gıybet, kovuculuk hastalığı kendisine sirayet ettiyse Allah korkusu kalbinden kalkmıştır. Eğer bir insanın kalbinde Allah korkusu varsa kolay kolay iftira atmaz. Kolay kolay kulaktan duyduğu iftiralarla insanlara itham etmez. İnsanlar hakkında zan üzeri konuşmaz, zan ile hüküm çıkarmaz. Buna benzeyen her şeyden sakınır, kendisini korur. Ama zaten bir insan bu vasfını ve niteliklerini kaybetmişse zaten bu adam artık Allah-u Teala'ya karşı hiçbir samimiyeti ve ihlası kalmamış demektir. Onun için diyor dadanmış, günaha dadanmış ama kaba kaba davranan, her inkesi kıran, kırıcı davranan, insanlara tepeden bakan, kibir ile insanları süzen bir insanın biyografisini çıkarıyor Rabbül Alemin. Bütün bunların ötesinde soysuz olan kimseye mal ve oğullar var diye boyun eğme diyor. Yani soyu sopu, izzeti şerefi olmayan ama çoluk çocukla, dünyalık malla, servetiyle, eviyle, villasıyla insanlara hava atana da diyor sen aldırış etme, yani takma onları. Çünkü sonuçta yarın öldükleri zaman Rabbim tersine çevirecek. Allah-u Teala bu dünya hayatında vermediklerini orada verecek ama burada cenneti arayanlara da maalesef orada bir şey vermeyeceğini dile getiriyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslüm'ün dile getirdiği helak edici yedik günü günahtan sakının diye buyurmuş ve başta gıybeti dile getirmiştir. Ondan dolayı gıybet ve gıybetçiye karşı çok dikkatli olmak lazım. Çünkü gerçekten bu kadar büyük bir günah olan bir şeyden sakınmamak insan için çok tehlikelidir. Mümin erkekler ve mümin kadınlar yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira, apacık bir günah yüklenmişlerdir diyor. Burada kast olunan da gıybetçilerdir. Gıybet edenler, zan ile konuşanlar. Sadece mantık ortaya koyup o mantık üzerinde insanları itibarsızlaştırmak için mücadele verenlere Allah-u Teala Ahzab 58'de bunu dile getiriyor. Mümin erkek ve kadınlara yapmadıkları bir şeyle itham eden, gıybet ile, dedikodu ile, nemam ile, katatlık ile veya kovuculuk ile veya zan üzerine yapmadıkları bir şeyle yattın diyebilen. Yani düşünsenize Allah-u Teala diyor ki bir fiilin doğruluğu mutlak şahitlerle ve bu şahitlerin hiç yalan konuşmayan insanlar olmak kaydını ortaya koyuyor. Ama bugün de öyle bir şey yok. Günümüz Müslümanları bile emin olun cahiliye dönemi insanlarından bir farkları kalmamış. Ne ile? Gıybet ve dedikodularıyla, kovuculuklarıyla, insanları itibarsızlaştırma gayret ve fiilleriyle hiç cahiliye toplumundan bir farkları kalmamış. Neden? Çünkü Mekke müşriklerinin yaptığını bugün Müslümanlar din adına yapıyor. Akşama kadar kendilerine muhalif olan, kendileri gibi düşünmeyen, kendi inandıkları değerler üzerinde hayatlarını sürdürmeyen insanlara iftira atmaktan, onlar hakkında kovuculuk yapmaktan, onlar hakkında tecessüslükte bulunmaktan hiç sakınmaz, korunmazlar. Bu da aslında Allah-u Teala'nın hiç kabul etmediği ve gerçekten iftira, apacık bir günah dediği fiillerin başına bunların geldiğini açık ve net olarak dile getiriyor. En önemlisi Hucurat Suresi özellikle kardeşlik ve vahdet üzerine inmiş ayetlerden müteşekkildir. 6. ayette de Allah-u Teala müminlere, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş, gerçekten cennete, cehenneme, ölüme, sekaratul mevtes, ölüm sonrası bir hayata kanaat eden insanlara şöyle bir uyarıda bulunuyor. Ey iman edenler, size fasık birisi bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için haberlerin doğruluğunu mutlaka araştırın. Yani diyor ki ey iman edenler, bir fasık kimdir? Kafir değildir, günahkardır, gıybetçidir, kovuculudur, tecessüstür, laf götürüp getirir, zan üzerine hareket eder. Bunlardan biri size bir laf getirirse, bir haber getirirse Allah-u Teala diyor ki önce haberin doğruluğunu araştırın. Sonra siz birileri hakkında haddinizi aşacak hareket ve fiillere girersiniz de sonra sizin için bir kurtuluş kapısı kalmaz. Neden? Dedik ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müflisten bahsediyor. Yani bir insan için bir laf söylersin, o hoşuna gitmez, duyduğu zaman rahatsız olur. O anda bile sana edeceği bir bedduanın bile mahşerde ve dünya hayatı içerisinde kabul olma, her zaman kabul olması ihtimal dahilinde. Çünkü Allah-u Teala mazlumun, zulme uğrayanın Allah-u Teala ile arasında hiçbir perdenin bulunmadığını ve Rabbül Aleminin onların dualarını ayrıyeten icabet ettiğini açık ve net olarak bildiriyor. Ondan dolayı kısa bir şunu söyleyeyim. Bizim gıybetçilere karşı yapmamız gereken fiillerin başında gıybetçinin bizim yanımızda gıybetine izin vermemek.
gıybetçi insanların gıybet yapması için onları cesaretlendirmemek. Yani birkaç yerde gıybet etmeye kalktıkları zaman eğer insanlar onları savarsa, bak kardeşim sen hem günah işliyorsun hem beni ortak edeceksin. Kaybol git benim yanımda konuşma. Ben böyle şeyler duymak istemiyorum dediğinde o insan cesareti kırılacak. Yarın başka yerlerde başka insanları atmayacak. Ama siz dinlemekle onun önünü açarsınız. Onu dinlemekle kalbinizde bir şetim, bir çukur açarsınız. O çukuru daha şeytan kötülüklerle, fesatla doldurur. Daha onu örtme şansınız, fırsatınız kalmaz. Çünkü komünistlerin bir sözüdür, söylemidir. Aslında şeytanın bir sözü ve söylemidir. Çamura tutmazsa izi kalır mantığı vardır. Bugünkü sosyal medyada istiyorsanız Twitter, istiyorsanız Facebook, istiyorsanız Instagram, istiyorsanız YouTube, istiyorsanız ne derseniz deyin. Mutlaka şeytanın dostları, şeytanın arkadaşları, şeytanın insan formatına girmiş olanları bu şekilde hep İslam'a ve Müslümanlara ve İslam için mücadele verenlere aklı alınmayacak iftiraları, insanların akıllarına soru işareti koyabilecekleri her türlü telkin ve hileyi yürütür ve sürdürürler. Bunun türlüsünü ben kafirden görmedim, kendisine Müslümanım diyen insanlardan gördüğümüz için şuna kanaat ettim ki gerçekten İslam'ı yıkanın gerçekten insanların iki dudağı arasındaki dili olduğunu çok iyi öğrendim. Cemaatleri yıkan, toplumları yerle bir eden, Müslümanlar arasında güven kavramını da yerle bir edenin bu olduğunu gördüm. Onun için gıybetçi insandan sakınarak kendi maneviyatınızı korursunuz. Gıybetçi insanın gıybetini def ederek kendi kalbinizdeki şeytanın sizin üzerinizde kuracağı komplo ve kumpaslara mani ve engel olmuş olursunuz. Ama onları dinlemekle kendi dininizi de yıkarsınız, kendi maneviyatınızı da yıkarsınız. Çünkü iftiradır veya zandır. Ama mutlaka izi kalır ve bu izler arttıkça kalpten belirgin lekelere döner ki bunlar da insanların insana olan güvenini sarsar. Şimdi şöyle bir şey size söyleyeyim. Bir Müslüman hakkında kalbinize şetim düşerse emin olun onu kalbi hisseder. Siz ondan soğudukça o da sizden soğuyacak. İşte şeytan böyle karşılıklı insanları birbirine düşürür. Onun için o fırsatı o şeytana vermeyin. Verirsiniz de yarın mahşerde mizana çıkıp da ah ben ne dedim hasreti hasreti derseniz bilin ki o zaman da geç olur. Onun için elimizden geldiği kadar bizim nemamlık ve katatlık, iftira ve nemime gibi hastalıkları taşıyan insanlardan korunmamız gerekiyor. Kendimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Yani ben size sadece bir şey söyleyeyim. İslam hukuku kafirin gıybetine izin veriyor. Aynı keza İslam içerisinde tecessüslük ve ihanet faaliyetleri sürdürenin gıybetine izin veriyor. Aynı keza bilerek dünyalık menfaatler için dini tahrif edene alimler fetva veriyor. Belli konularda cevaz var ama Müslüman bile olsa Allah'a ve ahiret güne inanıyorsa günahları, hataları varsa onları konuşmamak gerekiyor. Adamı sümme aşağı genel evden çıkıp görseniz yani Allah-u Teala gene dese diyor ki gözünüz ve görmediğiniz için susmayı emrediyor. Çünkü niyeti bilemeyeceğiniz bir şeyde konuşacağınız şeyin akıbeti mahşerde çok ağır olur. Hatta bir de şöyle bir şey vardır. Sosyal medya tamamen entrikalara dayalıdır. Sana verdiği görüntü ve görsel aslında ne kadar doğru doğru da meçhuldür. Biliyorsunuz artık dünya değişti. Bugün bu yaptığım sohbeti bile alıp da oradan bilmem bir çok iğrenç bir ses kaydı da çıkarabiliyorlar yani. O kadar basit bir şey. Zor değil ki. Dönem eski dönem değil. Öyle peygamber dönemiymiş. Öyle sadece insanların böyle şiirler üzeri veya dedikodu üzeri veya alttan işler değil. Öyle bir küfrün önü açılmış ki öyle bir fitnenin, nemamlığın, katatlığın veya nemimenin, iftiranın ve yalan dolanın o kadar çok mükemmel önü açılmış ki düşün Twitter. Bile yalan anlamına geliyor. Twitter kuş demek. Böyle laf götürüp getirme işlerine anlamını yüklemişlerdir. Facebook'a bile baktığınızda dikkat ederseniz beğeniler bilmem neler hep insan nefsine hitap eden şeyler. Her yerde bu aynıdır. Çünkü insanlar egoist olsun, egosunu tatmin gayretleri içerisine girip de hem ahiretten hem dinden hem dinin geleceğinden mahrum kalsın diye şeytan oyunlarını oynar. Bizim görevimiz de nedir? Emri bir maruftur. Yani iyiliği emretmek, kötü olandan Müslümanları sakındırmak. Eğer biz görevimizi yapıyorsak ve siz bunları üzerinize düşeni almıyorsanız zaten mahşerde kaybedecek olan biz değiliz, siz olursunuz. Neden? Çünkü bir insanın bir insana olan kuvveti, kudreti nedir? Ancak tebliğ ve davet üstü yüzeysel olarak onun ötesi bizim gücümüz yetmez. Biz sadece davetimizi yaparız, tebliğimizde bulunuruz, insanları çağırırız. Ama ondan sonra insanın kendi nefsine, kendi arzusuna kalmış. Bunu da hiçbir şekilde unutmayın. Bundan ders alın çünkü mutlak ve mutlak bir gün konuştuklarımızın
lehimizde ve aleyhimizde olacağını unutmayın. İyi veya kötü bir şekilde karşımıza çıkacağını hiçbir zaman unutmayın. Ona göre davranın. İnsanların da kalplerinizi kirletmesine izin vermeyin. Kendi kalplerinizi şeytanın ve şeytanın dostlarının çöplüğü haline getirmeyin. Getirmeye de çalışmayın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri kattatlık, nemamlık, gıybet, iftira, kovuculuk gibi hastalıklardan korusun, muhafaza etsin. Bizleri ve kalplerimizi ve dillerimizi iman üzerine sabit eylesin. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala aleyküm ve sahabikum ecma'in ve şuhedâ ve salihîn.